Merhabalar sevgili dostlar. Bugün size antik Osmanlı çarşısını tanıtıyoruz Sındırgı'da. Ara ara böyle sizlere Sındırgı'mızın güzel antik yerlerini de, tarihi yerlerini de tanıtmak istiyorum. Şimdi giriyoruz efendim antik çarşıya. Bakalım burada neler varmış. Merhabalar, merhabalar. Recep Bey ile tanışacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Recep Bey nasılsınız? Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Efendim siz burada ne tür ürünler sergiliyorsunuz? Efendim, YouTube dostlarımıza anlatır mısınız? Burada ne tür ürünler efendim? Burası şöyle söyleyeyim size 100 sene veya 50-60 sene geriye götürüyor. Atalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin kullandığı her türlü malzeme burada. Ne kadar güzel. Evet. Mesela neler var Recep Beyciğim? Neler istiyor? Bakır malzemeler, mutfak. Bakın şöyle bir gösterelim YouTuber'larımıza. Şöyle bir gösterelim YouTube dostlarımıza. Ne bileyim, işte havanlarımız, aklınıza lambalarımız bak ve üstte şu lambaları. Evet. Gazlı lambalarımız, fenerlerimiz. Hani aklınıza giyim, kuşam. Bakın tarihte yolculuk yapmak istiyorsanız demek ki Recep Bey'i bulacaksınız. Buraya geleceksiniz Sındırgı'da. Burası yöresel günlük giysilerimiz efendim. Şöyle içeri alırsınız. Oo, bakın. Yöresel günlük. Bakın arkadaşlar, yöresel bunları satıyor musunuz Recep Usta? Tabii mesela çok fazla da satamıyoruz. Fazla olandan birer tane, ikişer tane satıp yerine malzeme alıyoruz. Evet, anladım. Yani yöresel giysileri nadir olarak satıyorsunuz ama diğer demin gösterdiğimiz ürünleri satıyorsunuz. Orijinal bayan şapkaları mesela bizim Diriliş Ertuğrul'da var. Oo, tam bana göre bunlar. Yani. Evet, bakın düğünlerde kızların başına takılan şeyler değil mi? Evet, düğünlerde. Gramofonumuz var arkadaşlar. Bakın. Bu düğünlerde işte eski köy adetlerinde gelinlikler. Oo, çok güzel. Aa, bir tane de sanki burada Kızılderili başlığı görüyorum. Aynen. Bunu nereden buldunuz Recep Usta? Bir yerden geldi ama ben de bilmiyorum. Aa, bakın arkadaşlar ne kadar güzel ya. Ne kadar, bakın yörük çadırları. İnşallah bizim butik otelimizde de böyle yörük çadırlarıyla sizleri ağırlamak istiyoruz. Ne kadar güzel bir dükkan değil mi dostlar? Bakın ne kadar güzel şeyler var. Oradakinden antika. Bayan çantalar. Mesela şundan bayan çantalar. Evet. Yörük çantaları, heybeler değil mi? Kılıçlarımız var bak. Tabii filmlerde kullanılan kılıçlarımız. Oo, bakın bakın. Meraklılarına. Meraklılarına antik Osmanlı çarşısı Recep Bey. Burası efendim şöyle gelirseniz bu mehter takımdaki miğferler bakın. Oo, bakın arkadaşlar şöyle yavaş yavaş gezdireyim. Evet. Bakın meraklısına. Burada da özel giysiler. Giysi bölümü, özel bölüm. Evet. Bakın giysi bölümü yazmış zaten Recep ustamız Recep içeri. Bey. İşlemeli güzel kaptanlar. Oo, bakın tiyatrolarda çalışanlar. Evet. Arkadaşlar, özel şov yapanlar, işte size yöresel kıyafetlerle Sındırgı'mız. Çok güzel. Çok güzel. Meksika şapkası da var sanki burada değil mi Recep Ustam? Orijinal Meksika şapkası. Bakın ben gördüm hemen, bakın Recep Ustam'ın, bakın şurada şapkaya bakın. Oo, çok hoş ya. Çok güzel bir mekan. Evet, çok güzel. Meksika şapkası. Şimdi Recep Ustam bir de ben size ilk ziyaret, oo çok güzel. Eski evet. antik kilimden evet. Bayan veya erkek yelek. İşte bakın mesela ben bundan bir tane talibim Recep Ustam. Şimdi bunları nasıl yapıyoruz biz? Eski kilimleri değerlendiriyoruz. Zaten ben şimdi diyecektim Recep Ustam, çok yaşa, sen benden çok yaşayacaksın. Bu eski kilimleri değerlendirip testilere giydirip evet. Otellere de gönderiyor Recep Ustam. Evet, bakın onlara da anlatalım size birazcık. Ne yapıyor? Bakın. Testimiz kırılmış. Testimiz... Bakın, bakın, çöpü atacağınıza bana bakın, gidelim, bakın, çöpü atacağınıza Recep Bey'e bunlar, getiriyorsunuz. Bunlar, bakın, dış cepheken iş cephe oldu. Şimdi eskiden bunlar evet. Dış cephede kullanılıyordu. Evet. Şu anda iş cephe. Ne kadar güzel, bakın. Testiler kırıldı mı? Getirin, Recep ve ustam kaplasın size kilimlerle. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İsraf yok. Ama makbul olan yeniyi almak değil, eskiyi Recep Ustam gibi değerlendirmek. Zaten şu kilimi evet. Bir kısmını fare yemiş, güve yemiş mesela bakın. Bunu. Bu 20 kısmını atıp gerisinden şimdi, yelek yaptı. Evet, bir de çoban yelekleri eşime de almıştım. Şu çoban yeleklerinden var mı elinde? Var, bir de onları tanıtalım. Tabii. Çünkü eşim artık
şeyde şantiyede ve çiftlikte onu giyiyor. Bakın şu çoban yelekleri çok da güzel, sıcacık da tutuyor, içi de miflonlu. Çok güzel bir dükkan mesela Recep Usta. Bunların bir de pantolonu var, tabii buyurun. Ha, bir de pantolonu var, bakın. Bunların bir de pantolonu var, bunlar kepme kumaşlar. Evet, bakın. Keçi tüyünden. Keçeden değil mi? Keçe tabii, kumaş. Evet. Çok güzel. Recep Usta'm size teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar gösteriyoruz. Sındırgı Antik Osmanlı Çarşısı diyoruz. Evet. Burada bir de ahşapları gösteriyorlar. Ahşapları da gösteriyoruz size. Yani burada tarihte eskiye yıllar öncesine, 50-100 yıl öncesine gitmek isteyen otelini, motelini, evini efendim antika eşyalarla süslemek isteyen, benim gibi biraz antikaya meraklı olan ve antika olan kendisi de insanları buraya bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.